Uygulamamızda özel tanımlı profil kesitler nasıl oluşturulur? Daha sonra kaydedilir, şablon haline dönüştürülür. Bununla ilgili bir örnek çalışma yapacağım. Ön düzlemi seçiyorum. Burada profil kesitinin oluşturulması için bir katalog kullanacağım. Genelde kare, dikdörtgen, C şeklinde, U şeklinde profiller kullanılıyor. 40'a 60'lık bir profil çizelim. Genişlik 60, yükseklik 40. Tabi uç kısımlarda radius olacak. 5.000 metrelik radius yapalım. Burada radius'u vermemiş fakat ben 5.000 metre şu an girdim. Et kalınlığı verelim. 4.000 metrelik et kalınlığı vereceğim. Profilim bu şekilde oluşturdum. Daha sonra çıkıyorum. Buradaki çizgiyi, kesiti şablon haline dönüştürmek için şuradan farklı kaydet seçeneğiyle şablon pencerenin şablon konumunu şablon olarak kaydedebilmek için buradaki konumu seçeceğim. Konum olarak SolidWorks'ta tanımlı olduğu için, daha önceden tanımlı olduğu için araçların içerisinden şu an seçeneklere geliyorum. Belge özellikleri, sistem seçenekleri, dosya konumların içerisinden profil kaynak profilleri seçeneğiyle şuradaki yolu açacağım. Buradaki Weltment Profiles dosyasının içerisine kaydedeceğim. Dolayısıyla buradan benim kesitimi alıp profil oluştur menüsü içerisinde gösterecek. Tekrar farklı kaydet diyorum. Bilgisayarın içerisinden C Program Files SolidWorks'un içerisinde Language'in içerisinde Turkish Weltman Profil. Burada öncelikli olarak bir klasör açıyorum. Kendi adıma bir profil penceresi açtım. Dosyası oluşturdum. Yine bir klasör daha açacağım. Bu klasörün içerisinde. Bunun içerisine 40 kalınlığı 4 olan isimle kaydettim. Fakat burada yapmamız gereken şuydu. Dosyalar açtık. Fakat dikkat etmemiz gereken öncelikli olarak çizim seçeceğim. Skecimi seçeceğim. Ondan sonra tekrar kaydetmem gerekecekti. Bu işlemi tekrar yapıyorum farklı kaydetle. Şu anda önceki kaydettiğim part uzantılı. Şablon haline dönüştürmek için lib fit part uzantısı SLD LFP olarak kaydediyorum. Şuradaki uzantıyı seçiyorum ve kaydet dediğim zaman benim çizgim artık bir kütüphane belgesi haline geldi. Şuradaki profil işaretiyle de bunun artık bir kesit profil halinde kullanabileceğimi anlatan işaret oluşmuş oldu. Şimdi artık bunu nasıl olsa kaydettim artık çıkabilirim. Bunu uygulamasını yapalım. Yine part bölümünden taslak çizim açtım. Bölüm açtım ve ön düzlemi seçtim. Şimdi burada şuradaki katalogdan da acaba değerleri kilogramın ağırlığını tutuyor mu? Bunu da
anlayabilmek için, 1 metrede kaç kilogram olduğunu anlayabilmek için 1 metre olarak bunu ayarlayacağım. Öncelikli olarak option seçeneklerine geliyorum. Buradan birimi değiştireceğim. Metre, kilogram, saniye şeklinde değiştirdim. Dolayısıyla buradaki uzunluğu 1 metre olarak girdim. Şimdi profiller araç çubuğu içerisinden profil oluşturu seçiyorum. Artık kendi klasörüm içerisinden ne tür bir profil ve boyutları ne? Seçtiğim, oluşturduğum profili burada uygulayacağım. Şuradaki yolumuzu gizleyelim. Tabii buradaki kilogramı tutturabilmek için parçaya bir malzeme atmam gerekiyor. Burada yaklaşık bir değer sade karbonu, genellikle karbonlu çelik malzemeden çekildiği için buralar sade karbonlu çelik özelliği atadım. Şimdi ağırlığına bakalım. Acaba tutacak mı? 5.58 kilogram olarak çıktı. Katalogda da 5.5 olarak kilogramını yazmışlar. Yaklaşık olarak bir değer elde etmiş olduk. Son olarak şuradaki düğüm noktalarıyla ilgili kısımdan da bahsedelim. Profil konumlandırı seçeneğinin içerisinde istediğimiz yerden hizalanmasını yapabiliriz. Bu çizgiden, çizgi kesitinden köşelerin kesişmesiyle yapılabilecek bir konumlandırma. İstersek biz buralara kendimiz ayrıca bir düğüm noktaları ekleyebiliriz. Bunu yapmak için tekrar part olarak kaydettiğimiz, yanlışlıkla kaydetmiş olduğumuz profili tekrar açalım ve bunu tekrar şablon haline dönüştürelim daha sonra. Bunun üzerine geldim, taslak çizim açtım tekrar, onarma işlemine girdim. Biraz daha çekelim ve noktamı alıyorum. Geçmesini istediğim yerlerden noktalar atıyorum. Ortada köşelerdekini zaten bu noktalardan geçiyordu. Ben ayrıca şu orta noktaları da kendim belirlemiş oldum. Çıktım. Yine bunu şablon olarak kaydedeceğim. Bir kez ikincisi olarak kaydedelim ve bunu uygulayalım. Şimdi yeni bir tane daha yol çizelim. Bu yolu takip ettirelim şimdi. Uygulamasına baktığımız zaman profil konumlandırma seçeneğinde sonradan koyduğumuz noktaları bu şekilde takip ettiğini görebiliriz.